Merhaba arkadaşlar. Toplu monolog yani bir diğer adıyla kolektif monolog kavramıyla birlikteyiz. Peki, daha önceki videomuzda monolog tarzı konuşmanın nasıl bir konuşma tarzı olduğuna değindik. Şimdi toplu monologun monologdan farkı artık ortamda bir tane çocuk yok. Birden fazla çocuk var ve biz bu çocukları uzaktan gözlemlediğimizde her ne kadar sohbet ediyorlarmış gibi algılasak da aslında gerçek böyle değildir. Çünkü aynı ortamda bulunan ve hep birazdan yüksek sesle konuşan bu çocukların aslında hiçbirisi birbirini net olarak ne yapmıyordur? Dinlemiyordur arkadaşlar. Aslında benzer davranışları biz yetişkinler de kimi zamanlarda sergiliyoruz. Örneğin erkeklerin bir kahvehane ortamında konuştuğunu düşünün. Yüksek sesle herkes hep birazdan konuşuyordur ama kimse diğerini can kulağıyla dinlemiyordur. Çünkü herkes Söz hakkı kendine geldiğinde neler söyleyeceğini kafasında planlıyordur. Benzer bir durumu bayanlarda ise düzenlenen o kutsal günlerde arkadaşlar görürsünüz. Bayanlar günlerde toplandığında yine hep birazdan yüksek sesle konuşurlar. Herkes kendi derdini anlatır ama aslında herkes sadece kendi derdiyle ilgilidir ve diğerlerini çok fazla ne yapmaz, dinlemez. Aynı şeyleri defalarca tekrarlarlar ve sürekli aynı sohbet döner ama kimse birbirini çok net dinlemediği için sanki ilk kez konuşuluyormuş gibi akşama kadar aynı muhabbeti bir daha bir daha tekrarlarlar. Peki bu durum çocuklarda nasıl görülüyor? Dediğimiz gibi biz her ne kadar çocukları sohbet ediyorlar gibi görsek de aslında hiçbirisi birbiriyle alakalı konuşmuyordur ve konuşmalar birbirinden alakasız olduğu kadar bu çocuklar birbirini dinlemiyordur da. Hep bir ağızdan, aynı anda sesli bir şekilde konuşan ve birbirini dinlemeyen, bu yüzden de alakasız şeyler söyleyen çocukların sergilediği bu duruma topluca monolog denir. Tabii ki buna maruz kalan bizlerin hissettiğine ise toplu cinnet denir. Çünkü hiç de dayanılacak bir durum değil arkadaşlar. Çünkü hep bir ağızdan konuşan, birbirini asla dinlemeyen, her biri farklı şeylerden bahseden çocuklardan söz ediyoruz. Benzer durumu en çok da kreşte veya okul öncesi kademede öğretmenler yaşar ve maalesef en çok yakındıkları ve isyan ettiği noktalardan biri de akşama kadar yüksek sesle gürültüden ötürü artık başının ağrıdığından söz ediyoruz ederler. Peki burada okul öncesi ve kreşlerde görülen ve işlem öncesi döneme denk gelen bu evrede aynı ortamda bulunan birden fazla çocuğun her birinin sadece kendi konuşmasına odaklandığı için bir tek kendi söylemlerini dile getirdiği ama karşısındakini dinlemediği o yüzden aynı anda hep birazdan yüksek sesle konuşulan bu davranış bütününe Toplu monolog adı verilir. Peki neden acaba işlem öncesi dönemde toplu monolog dediğimiz bu tür davranışları gözlemliyoruz? Arkadaşlar bu dönemde toplu monologun görülmesinin en büyük sebebi ben merkezlidir. Yani sadece kendine odaklanmaktır. Dikkat ederseniz ben merkezliliğin temelinde de yine Bahsettiğimiz gibi odaklanma kavramı yer almaktadır. O halde bunu bir çizere dökecek olursak toplumun oluğun temelinde yer alan etken ben merkezcilik, ben merkezciliğin temelinde yatan etken ise bu dönemde görülen odaklanma dediğimiz özelliktir. O halde demek ki en temel noktada yer alan yine döndük başa geldik. Nedir arkadaşlar odaklanma kavramı? Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Piaget'e özellikle de soru köklerindeki küçük oynamalarla cevap birden fazla ihtimal alabilmekte arkadaşlar. Mesela paragrafta bize toplu monolog örneği verildiği halde soru kökünde bu durumu hangi özellikle açıklarız değil de bu durumun temelinde yatan etken nedir diye soruyorlar. O yüzden şıklarda toplu monolog olsa dahi Cevap toplu monolog değil maalesef ya ben merkezcilik ya da verdiyse eğer odaklanma kavramı oluyor. Neden? Çünkü verilen örnek her ne kadar toplu monolog örneği olsa da ve hatta toplu monolog seçeneklere koysalar da soru kökü bize bu durumu hangi özellikle açıklarız diye sormamış. Bu yüzden doğru cevabımız toplu monolog değil. Bize sorulan soru Çocuğun bu tür davranışlar sergiliyor olmasının temelinde yatan asıl etken nedir sorusu. Hocam en temel etken nedir diye sorduysa en temel nokta odaklanmadır. Odaklanmayı almalısınız. Ama şıklarda yoksa ben merkezlikte cevap olabilir. Çünkü toplumun olun görülmesinin sebebi ben merkeziliktir. Ben merkezliğin görülmesinin de temelinde yine odaklanma kavramı yani çocuğun sadece kendine odaklanması yatmaktadır. Bu yüzden özellikle de soru köküne lütfen dikkat edelim. Bildiğimiz hem de basit bir kavramda bu tür tuzaklara düşerek netimizden olmayalım arkadaşlar. O halde toplu monolog örneği verildiği halde bunun sebebi nedir diye sorulursa toplu monolog değil ya ben merkezciliği ya da odaklanma kavramını alacaksınız. Ancak bir soru kökü daha karşımıza geliyor bu noktada. Yine toplu monolog örneği verilecek. Ancak bu kez ne sebebini soracaklar ne de bu özellik nedir diye soracaklar. Bu kez soru kökü bu durum hangi özelliğin tam olarak gelişmemiş olmasından veya bu durum çocuğun neyi kazanamamış olmasından kaynaklanır diye soracaklar. Böyle bir sorunun cevabı ise ne odaklanmadır, ne ben merkezilik, ne de toplum analog'dur. Cevap odaktan uzaklaşma kavramı olacaktır. Çünkü bize bu durum nedir diye sormamış. Sorsaydı cevap toplum analog'du. Bu durumun sebebi nedir diye de sormamış. Keza öyle sorsaydı ben merkezilik veya odaklanmaydı. Ama soru bize bu durum o çocuğun hala neyi kazanamadığını ve o çocukta hala neyin tam olarak gelişmediğini gösterir diye sormuş. Bu yüzden de doğru cevabınız odaktan uzaklaşma olmalı. Dikkat ederseniz küçük bir toplu monolog örneği verdik. Ama soru kökündeki oynamalarla sorunun dört farklı cevabı olabileceğini gösterdik. O yüzden hocam ben aynı örneği A yayınında da gördüm, B yayınında da gördüm. Ancak bunlardan bir tanesi toplu monolog demiş. Ama bir diğeri aynı örneği ben merkezlik demiş. Nasıl ayırt edeceğiz kaygısı yaşamak istemiyorsanız sadece soru köküne odaklanmanız yeterli arkadaşlar. Bir kez daha özetliyorum burası bizim için çok önemli. Aynı ortamda bulunan birlikte konuşuyorlar ve sohbet ediyorlar gibi görünen ancak hiçbirisi birbirini dinlemeyen ve alakasız bir şeyler söyleyen bu çocukların durumuna toplu monolog denir. Eğer böyle bir örneği verir de bu durumu neyle açıklarız diye sorarsa toplum sebebi nedir diye sorarsa eğer ben merkezciliği veya odaklanmayı ama neyi kazanamadığı için bunlar oluyor diye sorarsa da cevabınız odaktan uzaklaşma olur ifadesini lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bir örnekle dersimizi sonlandıralım. Aynı ortamda bulunan 3 tane kız çocuğu düşünün evcilik oynayan Bunlardan bir tanesi benim babam doktor derken bir diğeri annem bana dondurma aldı. Hatta bir diğeri ise ben bebeğime yemek yediriyorum şeklinde bir konuşma dile getirebilir. Dikkat ederseniz uzaktan bakınca aynı oyunu oynayan ve bir konu hakkında sohbet eden çocuklar gibi görünseler de hiçbirinin söylediğinin birbiriyle alakası yok. Bunun adı toplu sebebi ise ben merkezlik ya da bir çocuğun sadece kendisine odaklanmış olması veya maalesef hala odaktan uzaklaşmanın gelişmemiş olmasıdır. Ne zaman kurtulacağız bu tür davranışlardan? Yine her zamanki gibi tekrarlıyoruz. Zihinsel gelişim düzeyi olgunlaşma kaydettiğinde arkadaşlar. Bir diğer dersimizde paralel oyun kavramıyla birlikte olacağız.